Zonguldak'ta 8 taşeron maden işçisinin hayatını kaybetmesi üzerine tüm Türkiye'de taşerona karşı tepkiler hızla büyüyor. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi İstanbul'un Kartal ilçesinde taşeron sorunu ve çıkış yolu paneli düzenledi. Sendikalı oldukları için işten atılan ve 140 gündür direniş yapan Ziya İncedere taşeron sistemini tarihe gömmek için birlik olma çağrısı yaptı. Taşeron sistemine tepkiler büyüyor. Zonguldak'ta 8 taşeron maden işçisinin hayatını kaybetmesi üzerine taşeron sistemi tekrar Türkiye'nin gündemine oturdu. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi İstanbul'un Kartal ilçesinde taşeron sorunu ve çıkış yolu paneli düzenledi. Panele çeşitli iş kollarında çalışan taşeron ve kadrolu işçiler katıldı. ODTÜ öğretim görevlisi Aydınlık Gazetesi yazarı Yıldırım Koç, taşeron işçilerinin mücadelesinin 2013'te yükseleceğini belirtti. Büyük iş yerlerinde daha iyi koşullarda çalışanlarla birlikte çalışan taşeron işçilerinin mücadelesinin yükseleceğini, bu alanda ücretini alamayan çalışma koşullarından yakınan işçilerin mücadelelerinin 2013'te yükseleceğini bekliyoruz. İşçi Partisi İşçi Sendika Merkez Büro Başkanı Mehmet Akkaya ise hükümetin toplumu kontrol etmesinde en etkili araçlardan birinin taşeron sistemi olduğunu söyledi. Taşeron işçilerini de kontrol etmek için elinizde olanaklar oluyor. Asgari ücret, emeklilik hakkı olmadan efendim ölümle burun buruna ve her an işten atılma korkusuyla çalışmaya razı olan işçi bu koşullardaki işi bulabilmek için bile AKP örgütlerinden referans götürmek zorunda. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi İstanbul İl Başkanı Bülent Dalkılıç, sendikaların artık işin içine girerek çözüme ortak olmaları gerektiğini vurguladı. Harekete geçirecek siyasal hedefleri sendikaların önüne koyması lazım. Hangi partide yapılacaklarsa yapılansınlar hiç problem değil ama yeter ki hayatın içine girsinler artık. Girsinler ve çözüme ortak olsunlar. Panele Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendikalı olduğu için işten atılan ve 140 gündür direniş yapan Ziya İncedere de katıldı. İncedere taşeron sistemini tarihe gömmek için birlik olma çağrısı yaptı. 140 günden beri çadıra mahkum edilmiş, taşeron çalıştırmanın en acı sürecini yaşamış bir insan olarak bugün karşınıza geldim. Tek başıma direndim, yalnız değildim ama tek başıma direndiğimde de neler kazanabileceğini herkese göstermeye çalıştım. Tüm Türkiye'ye göstermeye çalıştım. O direniş bütün işçi sınıfına, herkese armağanımız olsun. Birleşik mücadeleye devam etmeliyiz. Taşeron çalıştırmayı hep beraber tarihin karanlık sayfalarına hep beraber gömeceğiz. El ele, yan yana, omuz omuza yürümek zorundayız. Sendikalı...